GCM Forex'in hazırladığı webinar eğitimine hoş geldiniz. Bugün temel analize giriş konulu bir eğitim gerçekleştireceğiz. Forex piyasasında veya diğer piyasalarda, para piyasalarında diyelim, sürekli bir belirsizlik hakimdir ve fiyatın sürekli bir yön arayışı hakimdir. Burada belirsizlik demek bizim için risk demek. Riski azaltmak için de yolumuzu netleştirebilecek bazı araçlar kullanıyoruz. Forex piyasasında iki tane ana analiz yöntemi var. Bunlardan birisi teknik analiz, birisi de temel analiz. Birbirinden ayrı tutulmayacak kavramlar olmasına rağmen ayrı konuları irdelemektedirler. Bu nedenle ayrı eğitimlerde bunları inceliyoruz. Temel analiz dediğimiz şey, fiyatın arkasındaki unsurları inceler, geçmişten dersler çıkarır ve önümüzde bu durumlar karşımıza çıktığında hangi fiyat hareketleri oluşabileceğini tahmin etmeye çalışır. Teknik analizde ise tespit ettiğimiz yön ve fiyat hareketinden sonra hangi bölgelerde işleme giriş, çıkış yapabiliriz, bununla ilgili bize ipuçları verir. Bu nedenle teknik analiz ve temel analizi birbirinden ayrı tutmak pek sağlıklı değildir. Peki fiyatı neler etkiler? Arkasındaki gücü etkilerken biz neleri araştıracağız? Burada sadece ekonomiyle ilgili değil, fiyatı etkileyebilecek dolaylı dolaysız her şey bizim inceleme alanımızda yer alıyor temel analizde. Bu nedenle haberler, siyasi gelişmeler, savaşlar, doğrudan ekonomiyle ilgili gelişmeler, ekonomik göstergeler, birçok şey inceleme alanımızda, birçok başlık inceleme alanımızda yer alıyor. Ancak tabii ki bu kadar büyük bir araştırma alanının hepsine hakim olmamıza gerek yok. Özellikle FX piyasasında, Forex piyasasında işlemler gerçekleştirirken öne çıkacak makroekonomik gelişmeleri ayıklamak gerekiyor. Ve hatta bu ayıkladığımız kısımdan sonra bile bizim odaklandığımız enstrümana yönelik araştırmalar yapmamızın yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin petrolle ilgili işlem yapan bir yatırımcının örneğin Japon ekonomisiyle ilgili ayrıntılara girmesine gerek yoktur. Petrol üreticileri, önemli petrol üreticilerinin petrol üreticileriyle ilgili haberleri, gelişmeleri takip etmesi genellikle yeterlidir. Nedir? OPEC, ABD, Rusya gibi üreticilerin takip edilmesi önemlidir petrolle ilgili. Euro-dolar paritesinde işlem yapıyorsak aslında işimiz çok da zorlaşmıyor. Çünkü dünyanın en büyük iki merkez bankasını takip edeceğiz burada. Ve bu iki merkez bankasını etkileyen ekonomik göstergeleri takip etmemiz gerekecek. ECB, Avrupa Merkez Bankası ve FED kararlarını etkileyecek büyüme, enflasyon, istihdam rakamları bunun önde gelen verileri arasında. Şimdi burada belirttiğimiz gibi merkez bankaları, ekonomik göstergeler, siyasi gelişmeler, seçimler vesaire bunların hepsinin etkili olduğunu söylemiştik. Bunları sınıflandıracak olursak öncelikle merkez bankaları bu anlatacaklarımız içerisinde özel bir yere sahip. Çünkü paranın değerlemesi içerisinde en önemli araçlara sahip kurumlar merkez bankaları. Para politikası araçları paraya ulaşma maliyetini etkileyerek, paranın miktarını, piyasadaki miktarına etki edecek kararlar vererek bizim en önemli başlığımızı oluştururlar. Burada dikkat etmemiz gereken biri de şu var. Piyasalarda işlem yaparken para birimleri üzerinde işlem gerçekleştirirken şunu lütfen hiç unutmayalım. Daha büyük merkez bankalarından gelecek kararlar veya merkez bankalarına ilişkin beklentiler her neyse tüm başlıklar buna dahil. Daha küçük merkez bankalarının kararlarına, beklentilerine oranla daha büyük etkiye sahiptir. Diyelim ki, örnek olarak veriyoruz sadece, FED ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası saat 15'te örnek olarak veriyoruz. Aynı anda para politikası beyanatını açıklayacak. Burada çok tabii tecrübeden çok uçuk bir karar gelmediği müddetçe gözler ABD Merkez Bankası FED'de olacaktır. Çünkü daha çok piyasada yer alan, daha hakim bir para birimiyle lokal etkiye sahip bir para biriminin karşılaştırmasını yapıyoruz burada. Sadece Türkiye için geçerli değil tabii ki bu. Aynı şey uzun süre boyunca FED ve İngiltere Merkez Bankası arasında da oldu.
Avrupa Merkez Bankası ve FED arasında da oldu. Birçok şeyin değerlemesinde daha çok etkili olan para birimine ilişkin Merkez Bankası'nın ön planda olduğunu gördük. Bunun yanında piyasa sürekli yeni değerleri bulmaya ihtiyaç duyar. Yani bizim şu anda herhangi bir platformda açtığımız örneğin Euro-Dolar'da gördüğümüz son fiyat piyasanın o an için Euro-Dolar paritesine biçtiği değeri gösterir. Fakat sürekli hareket halindedir bu, çünkü piyasa sürekli son değeri bulmaya çalışır tekrar. Bu nedenle piyasa bilgiye açtır, yeni bilgiye, yeni veri girişine açtır. Bize bu konuda da en çok araç sunacak şeylerden birisi ekonomi takvimidir. Ekonomi takviminin kullanımı apayrı bir konu. Bununla ilgili ayrıntılı bir eğitimimiz de mevcut. Fakat şunu söyleyebiliriz, ekonomi takvimini kullanırken öncelikle yine sizinle ilgili ya işlem yaptığınız enstrümanlarla ilgili bir ayıklama yapmamız gerekiyor ki bu ekonomi takvimlerinde yer alan filtreleme bölümüyle çok kolay bir şekilde uygulanıyor zaten. Diğer taraftan beklentiyle sonuç arasındaki ilişkiyi doğru bir şekilde yorumlayabilmemiz gerekiyor. Bu iki unsur çok önemli. Beklentiyi yorumlarken de mutlak bir beklenti rakamı olmadığını muhakkak bilmemiz gerekiyor. Örneğin, sadece bir örnek, tarım dışı istihdam verisi beklentisi diyelim ki 200 bin. Sadece 200 bin bekleniyor diye bir doğru kesinlikle yoktur. Bunun içerisinde 180 bin de var, 220 bin de var, belki 300 bin de var. Birçok beklenti rakamı mevcut. Ki bu beklenti rakamları özellikle Merkez Bankası para politikası beyanatlarında çok daha ön plana çıkabilmektedir. Mutlak bir değer olmadı. Mutlak doğru olmadı. Siyasi gelişmelerin oldukça etkili olduğunu söylemiştik ki içinde bulunduğumuz dönemlerde buna güzel örnekler de zaten karşımıza çıkıyor. Trump, ABD tarafında Trump, İngiltere tarafında Brexit süreci ve yakın zamanda geçirdiğimiz seçimler. Yurt içinde yine seçim süreci karşımıza çıkmıştı. İtalya, İspanya siyasi istikrarsızlıklar, Almanya'daki seçimler, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri piyasaları oldukça etkilemişti. Bunun yanında jeopolitik gelişmeler de maalesef yakın zamanda ve içinde bulunduğumuz hala süreçte devam ediyor ve piyasaları da etkiliyor. Rusya ile örneğin Batı arasındaki gerilim, bunun yanında Kuzey Irak'ta başlayıp şu an Suriye'de devam eden, Irak'ta hala devam eden terör olayları, bunun gibi birçok faktör piyasalar üzerinde, özellikle bu tür gelişmeler borsa üzerinde, risk iştahının önemli bir göstergesi olan borsalar üzerinde etkili olabilmektedir. Şimdi ekonomi takviminden bahsedecek olursak, biraz önce bir örnekten bahsettik sadece. Genel itibariyle bizim işimizi oldukça kolaylaştıran bir araç. Çünkü bizim veri olarak, beklenti olarak, önceki olarak aslında çok karmaşık bir şekilde karşımıza çıkabilecek bir şeyi bir sayfada özetliyor. Önem derecesini, zaman dilimini, hangi zamanda açıklanacağını, hangi saatte açıklanacağını, hangi para birimi üzerinde etkili olabileceğini kitapta, beklenti ve önceki rakamlarını tek bir sayfada görebiliyoruz burada. Burada şu beklenti açıklanan kısmı bizim için oldukça kritik. Bununla ilgili özellikle şöyle bir örnek verebiliriz. Merkez bankalarında önemli olduğunu söylemiştik. Tamamen güncel değerlerden bağımsız bir şekilde bir örnek vereceğiz. Diyelim ki FED para politikası beyanatını açıklayacak bu gece. Ve faiz artırımı bekleniyor. Ve takvimde de görüyoruz ki beklenti rakamını yazdı buraya. 25 bas puanlık artırım gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu demek değildir ki herkes faiz artırımı bekliyor. Bunun için birçok araç var, kaynak var bunun dağılımıyla ilgili. Diyelim ki katılım sağlayanların, beklenti oluşturanlarda katılım sağlayanların %70'i faiz arttıracaktır. Bu faiz artırım beklentisinde 25 bas puan artırım yazmasına yeter. Fakat %30'luk bir kısım ne yaptı? Bunu beklemiyor. Bu daha da çeşitlenebilir aslında. %30 belki faiz indirimi bile bekliyor. Küçük bir örnek olmasına rağmen. Ama diyelim ki %30 sabit bırakacağını bekliyor. Faiz arttırdığı takdirde, bakın sonrası da var
daha yılın açıklamaları olacak Fed Başkanı. Orayı katmıyoruz. Faiz arttırımı gerçekleştiği takdirde biz beklentiyi ne yapmıştık? Fiyatlamıştık. Yani faiz arttıracak diye %70'lik kısım dolar almıştık. Dolar aldıktan sonra beklentisi artık gerçekleştikten sonra dolarda geri çekilme bile görebiliriz. Çünkü sürpriz bir karar değil. Ama diyelim ki faizi değiştirmedi. %70'lik kısım için sürpriz olacak bu durum ve önceden fiyatlanan bu durum sonrasında dolar endeksinde, dolarda değer kayıplarının ve sert değer kayıplarının oluşmasına neden olabilir. Hatta bu kadar büyük bir Merkez Bankası'ndan böyle sürpriz bir karar gelmesi piyasaları büyük bir endişe havasına da sokabilir. Kısa sürede de olmaz muhtemelen. Demek istediğim özetle beklenti rakamı mutlak bir değeri göstermemektedir. İçerisinde birçok seçenek barındırmaktadır. Ama teori olarak beklenti sonuç arasındaki ilişkiyi değerlendirmeye devam edeceğiz burada. Şimdi burada ekonomi takviminde en azından bu ayıklama aşamasında size kolaylık sağlayacak bazı unsurlar var. Bir ekonominin iskeletini oluşturan. İskeletini oluşturan rakamlar daha fazla aslında ama bizim işimizi kolaylaştıracak kilit rakamlar var. Bunlardan birisi büyüme. Bir ekonominin belli bir dönemde ürettiği mal hizmet miktarını gösterir. Ekonominin karnesidir. İstihdam verileri ise işsizlik oranı, ABD tarafında bu tarım dışı istihdam verisi gibi kritik rakamları içermektedir ve yine ekonominin sağlığı hakkında önemli fikir veririz. Faiz oranı bir veri değildir. Veri insanın belirleyebildiği bir şey değildir çünkü. Ölçtüğü bir şeydir sadece. Faiz oranı kararını merkez bankaları verir. Ancak yine önemli göstergeler arasında yer alır. Takvim içerisinde. Enflasyonsa bir ülkedeki ekonominin ne kadar hareketli, ne kadar sıcak olduğunu gösterir. Pardon. Enflasyon düşükse ekonomide hareket azdır. Enflasyon yüksekse ekonomi çok ısınmıştır. İkisi de pek sağlıklı durumlar değil. Bu nedenle özellikle gelişmiş ekonomilerde %2 civarında enflasyonun sağlıklı bir gösterge olduğu, sağlıklı bir düzey olduğu söylenir. Burada bu rakamların özellikle kritik olmasının nedeni şu. Diyelim ki sanayi üretimi dönemsel olarak sert değişimlere maruz kalabilir. Yani açıp ülkelerin göstergelerine baktığımızda sadece sanayi üretimine göre veya sadece ticaret dengesine göre veya sadece perakende satışlarına göre yani o döneme ait değerlendirmek pek mümkün olmayabilir. Ama bir ülkenin büyüme rakamına baktığımızda genellikle orada bir sorun olup olmadığı anlaşılabilir. İşsizlik oranı %25 ise bir yerde orada bir sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Faiz oranı bir yerde negatifte seyrediyorsa veya sıfıra yakınsa örneğin Avrupa'daki gibi burada bir sorun olduğunu anlayabiliriz. Enflasyon Venezuela'daki gibi şu an çok yüksek seviyelerdeyse veya Japonya'daki gibi çok düşük seviyelerdeyse burada da bir sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Ama belirttiğim gibi hani araç satışları örneğin aydan aya çok değişebilir. Bu tür şeyler göstermese de genel resmi bu rakamlar bizim için kritik. Ayıklama sürecinde bu yardımcı olacak umarım. Şimdi burada tarım dışı istihdam verisi çok kritik bir veri. Forex piyasasında işlem yapanlar genellikle zaten bu veriyi çok iyi bir şekilde bilirler. Şu ayrı bir konu. Veri çok harekete neden olduğu için bu süreçte işleme girip girmemek tamamen yatırımcının kararı. Çünkü gerçekten sert hareketler oluşabiliyor. Ve küçük sermayeli yatırımcı özellikle zarar görebiliyor bu süreçte. Şimdi burada tipik bir örnek var. Beklenti 246 binlik artış tarım dışı istihdamda. Açıklanan rakamsa 126 bin. Neredeyse yarısı kadar artış göstermiş. Bu nedir? Dolarda zayıflamaya neden olacak bir rakam. Euro dolar paritesindeki 30 dakikalık grafikte de çok etkili bir şekilde bunun fiyatlandığını görüyoruz. Zayıflayan dolarla birlikte euro değer kazandı. Ve kabaca 1.09'lardan 1.10.20'lere kadar oldukça etkili bir
yükseliş görmüşüz. Baktığımız çalışmalarda, geçmiş hareketlerde böyle kritik verilerin, tarım dışı istihdamdaki kritik verilerin genellikle en etkili bu hareketin büyük kısmı, yani gördüğünüz hareketin büyük kısmı bu yarım saatlik dilimde de değil, ilk 5 dakikalık dilimde yaptığını görüyoruz. Bu nedenle ya etkili bir şekilde, hızlı bir şekilde ulaşıp sonuca bu hareketten yararlanacağız ilk 5 dakikada, ya da bu hareket sürecinde uzak duracağız, bundan sonraki görünüme ayak uydurmaya çalışacağız. Bu karar tamamen sizlere ait olacak. Şimdi merkez bankaları kritik demiştik. O yüzden kısaca burada merkez bankalarının şu anki mevcut durumunun üzerinde de kısaca durmakta fayda var. Şimdi ekranlarınızda Fed Başkanı Janet Yellen'ı görüyorsunuz. Ve dünyanın en büyük ekonomisinde Merkez Bankası'nın başkanı şu anda. Burada son dönemde Fed'in faiz arttırım yolunu izliyoruz, rotasını izliyoruz zaten ve bunu önümüzdeki süreci belirlemeye çalışıyoruz. Şimdi genellikle son dönemde izlenen durum şu: Fed zaten faiz arttıracak ama bunun temposu nasıl olacak? Temposunun yanı sıra şimdi bu parasal genişleme sürecinde şişen, ağırlaşan bilançonun tekrar hafifletilmesi, küçültülmesi tartışılıyor. Bu da yine kritik gelişmelerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Ama şöyle söyleyebiliriz. Diğer merkez bankalarına, gelişmiş ekonomilerin merkez bankalarına kıyasla daha şahin, yani faiz arttırımına, daha doğrusu normalleşmeye, sıkılaştırmaya daha yakın görünen merkez bankası konumunda yer alıyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Avrupa ekonomisi uzun süredir 2007-2008 krizinin etkilerini yaşıyor ve bu nedenle negatif mevduat faizi de uygulanıyor. Düşük faiz oranlarının yanı sıra tahvil alım programı da uygulanıyor ve bunun büyümeyle enflasyonu desteklemesi bekleniyor. Son dönemde birkaç iyimser rakamla birlikte, devamlılık arz eden iyimser rakamlarla birlikte Avrupa Merkez Bankası'nın artık bu ekstra olarak görünen parasal genişleme politikasından yavaş yavaş da olsa çıkabileceği beklentileri karşımıza çıktı. Şimdi bugüne kadar euro dolarda fiyatlanan durum şuydu: Avrupa'da durum kötü, Avrupa Merkez Bankası sonuna kadar kullanıyor araçlarını. Tabii daha genişletebileceğini de söylüyor derslerine bakta. Fed tarafına baktığımızda ne görüyorduk sürekli? Ne zaman faiz artacak? Bilançoyu ne zaman küçültecek? Ama ne demiştik bir de? Piyasa yeni değeri bulmaya çalışıyor diye. Bu değerlemenin, euro dolardaki düşüşün içerisinde Avrupa Merkez Bankası'nın politikası da vardı. Genişlemeci. Şimdi Avrupa Merkez Bankası'nın bu kadar genişlemeci olmayabileceği ilerleyen dönemde beklentisinin oluşması euro dolarda yükselişi de tetiklemiş oldu. Ayrıca bunun içerisinde Trump faktöründen de bahsedilebilir tabii. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, İngiltere'de herhalde en kötü süreçlerden birini yaşayan ülke şu anda o, siyasi açıdan. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkma kararı aldı, müzakereler başlayacak. Burada kritik bir süreç bekliyor İngiltere'yi. Son para politikası beyanatında faiz değiştirme kararı alınmadı. Ancak üye sayısı, üye dağılımına baktığımızda, yani faiz kararı için oy veren üye sayılarında 5 kişi, üyelerden 5'i faizin sabit tutulmasını istedi. 3 kişi ise faizin arttırılması gerektiğini belirtti. Ve bu oran önceden bu şekilde değildi, birbirine yakınlaştı. 7'ye 1 iken 5'e 3 oldu. Ve Mark Carney de, bankanın başkanı, önümüzdeki toplantılarda faiz arttırımını da tartışacaklarını belirtti. Bu da sterlinde değer kazanımına neden oldu. Bir yandan euro değer kazanıyor, bir yandan sterlin değer kazanıyor. Bu da dolar endeksinde baskı oluşturdu. Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidmann, ECB Başkanı Draghi aslında son sözü söyleyen kişi. Fakat Weidmann da Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da Merkez Bankası Başkanı. Bu nedenle bazen söylemleri, açıklamaları,
para politikalarına ilişkin ipuçları içerebileceği gibi Almanya'nın en azından neye muhalefet ettiğiyle ilgili de düşünceleri ortaya döküyor. Kuroda, Japonya Merkez Bankası Başkanı, ülke bazında dünyanın 3. büyük ekonomisi, Euro bölgesini tabii saymıyoruz bu süreçte, düşük enflasyon, düşük büyümeyle mücadele eden bir ekonomi var. Fakat burada da son dönemdeki toparlanma, göstergelerdeki toparlanma, rekor düzeydeki parasal genişleme miktarından çıkıp çıkmayacağı ile ilgili soruları çoğalttı diyebiliriz. Aynı Avrupa'daki ve İngiltere'deki gibi. Bu nedenle yen de bundan etkilendi ve dolar endeksinde baskı oluşturan unsurlardan birisi olarak karşımıza çıktı. Şimdi lokal etkiye sahip olduğunu söylemiştik. Çünkü hani dünyanın ilk sıralardaki ekonomilerinden bahsediyoruz ama sonuç itibariyle Türk lirasıyla her ülkenin kendi para birimiyle işlem yapma eğilimi çok fazla olduğu için Türk lirasından ve borsadan da bahsetmekte fayda var. Murat Çetinkaya, TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, bizde de parasal sıkılaştırma politikası şu anda uygulanıyor. Enflasyonda son dönemde yaşanan gerilemeyle birlikte şu an daha merakla beklendiğini söyleyebiliriz para politikası kararlarına. Üst bant, alt bantta daraltmaya gidildi. Daha sonrasında geçti kitle penceresiyle ilgili kararlar alındı. Yani normal politika faizi dışındaki araçlardan yararlanmaya çalıştı banka. Ve son dönemde özellikle Türk lirasındaki değer kazanımıyla birlikte sular bir miktar durulmuş gibi görünüyor. Borsa üzerinde ve Türk lirası üzerinde etkili olma potansiyeli nedeniyle TCMB'de muhakkak dolar Türk lirası, euro Türk lirası, sterlin Türk lirası, gram altın gibi enstrümanları takip eden yatırımcılar için muhakkak önem taşıyor. Şimdi burada sadece faizin etkili olduğu bir süreçte değiliz maalesef. Yani incelememiz gereken başka enstrümanlar da uygulanıyor. Özellikle Avrupa Merkez Bankası tarafında. Bu yüzden takvime, sadece takvime bakmak bazen yanıltıcı olabilir. Şimdi burada beklenti, sonuç, açıklanan hepsinin aynı olduğunu görüyoruz. Faiz değiştirmemiş. 22 Ocak'taki takvime baktığımızda. Ama Euro dolar paritesinde öyle bir düşüş başlatmış ki çok uzun süre devam etti bu düşüş. Şimdi 15.30'daki karardan sonra, açıklamadan sonra düşüş yaşandığını görüyoruz. Bakın 14.45'te açıklama yapılmış. Sert bir fiyat hareketi yok. 15.30'da başlıyor. Neden? Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi dedi ki burada tahvil alımına başlayacağız. Tahvil alımına başlaması demek, önceki dönemde piyasada olmayan milyarlarca euronun her ay bundan sonra piyasaya sürüleceği, artık para piyasasında olacağı anlamına geliyor. Tamamen miktar teorisi. Daha fazla euro, euronun değerini düşürecektir. Ve bu da net bir şekilde zaten parite üzerinde etkisini hissettirmiştir. Çoğu şeyde de bu mantıkla yaklaşmanızı tavsiye ediyoruz zaten. Miktar teorisi, paraya ulaşmanın güçlüğüyle ilgili bir durum karşımıza çıkıyor. Bir de doğrudan piyasaya müdahale eden bankalar var ki bunu genellikle ihracat ağırlıklı ekonomilerde görüyoruz. İsviçre, Japonya gibi. Parasının değerli olmasını çok fazla istemeyen ülkeler bunlar. Çünkü parası ne kadar değersizleşirse sürekli o uğraştığı parasal genişlemenin dolaylı etkilerini görmüş oluyor. Yani daha değersiz yen, ihraç eden kişilerin yerel para birimine daha fazla para çevirmesine neden olup yapay bir parasal genişleme etkisi oluşturuyor. Burada da gördüğünüz örnekte dolar yenin tarihi düşük seviyeleri, 75 seviyelerine kadar gerilediğini görüyoruz. Japonya Merkez Bankası ise doğrudan döviz piyasasına müdahale etti bu örnekte, kırmızıyla belirttiğimiz yerde. Fakat bu örneğin arkasından görüyoruz ki bu kalıcı bir çözüm değil. Sadece geçici bir çözüm, döviz rezervlerini de etkileyen bir çözüm. Ve bunu İsviçre Merkez Bankası da yapmıştı. Euro frank paritesinde 1.20 desteğini savunacağını söylemişti Merkez Bankası. Fakat sonunda bu kararından vazgeçmiş ve piyasalarda şok etkisi oluşturmuştu. Şimdi ekonomi dışı faktörlerle ilgili çok güzel bir örnek var. Bunu her eğitimimizde zaten gösteriyoruz.
beklenti sonuç ilişkisinin anlaşılması açısından da oldukça iyi bir örnek. Rusya Kırım'ı ilhak etmişti bir süre önce ve küresel piyasalar çalkalanmıştı bununla ilgili. Fakat özellikle burada buğday fiyatında çok net okunabilen ve güzel bir örnek oluşturan bir hareket olmuştu. Buğday fiyatında daha önce düşüş trendi oluştuğunu görmüştük zaten. Fiyat sürekli aşağı yönlü hareket ediyordu. Düşüşten sonra bu Ukrayna, daha doğrusu Kırım'ın ilhak edilmesiyle başlayan süreç Rusya tarafından buğday fiyatında yükselişe neden oldu. Şimdi burada Ukrayna, Doğu Ukrayna özellikle, daha doğrusu Avrupa bölgesi, Doğu Avrupa'da buğday üretimi oldukça yüksek. Dünyanın önde gelen buğday üretim bölgelerinden birisi. Ukrayna ise tek başına dünyanın en büyük 6. buğday ihracatçısı bir ilgili dönemde, o dönemde. Burada kırmızıyla belirttiğiniz kısımdaki yükseliş, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden sonra buna devam edebileceği, bölgede gerilimin bitmeyeceği düşüncesiyle birlikte artık daha az mı buğday üretilecek endişesinin fiyatlaması. Bu bir endişe fiyatlaması şu. Herhangi bir şey gerçekleşmiş değil. Beklentiyi fiyatlıyor burada piyasa. Biz bugün diyelim ki herhangi bir yerde savaş çıkma ihtimali olduğunda ne yaparız? Gideriz toplamaya başlarız değil mi? Un, ekmek vesaire. Halbuki daha bir şey yok. Bakın bu beklentinin fiyatlaması. Buğday fiyatı bölgede üretimin aksayacağı düşüncesiyle yükseliyor. Ancak kırmızı bölgeyi unutmayalım, şu bölgeyi. Şimdi burada baktığımızda hemen ilgili tarihe geleyim ki herhangi bir yanılgı olmasın. 2014'de gidiyor olacak. Şöyle de küçülteyim biraz. Bakın. Şu bölge Rusya ile ilgili sıkıntının oluştuğu, bu Kırım ilhak etmesiyle birlikte sıkıntıların oluştuğu buğday fiyatının yükseldiği. Fakat bundan sonraki süreçte gördük ki bölgede tansiyon bir miktar da olsa düştü. Ancak daha önemlisi, üretim rakamlarına bakıldığında, resmi kurumlar tarafından açıklanan üretim rakamlarına bakıldığında, üretim miktarının azalmadığı aksine hasat sürecinde üretim miktarının arttığı görüldü. Ve artmasıyla birlikte dikkat ettiyseniz bu düzleme geri döndü buğday fiyatı. Piyasa endişeyi satın aldı, gerçekleşeni sattı. Yani burada beklentinin o olay gerçekleşmeden çok daha önce fiyatlandığını görüyoruz ki zaten adı üstünde beklenti. Piyasalarda özellikle bu beklentinin fiyatlanması konusuna çok dikkat etmemizde fayda var. Çünkü bir işi, örneğin herhangi bir gerçekleşen bir fiyatlamayı gazetelerden okuduğunuzda iş işten geçmiştir. O gazeteye basılana kadar aslında fiyatlanan olmuştur. Dolarda yükseliş sürecek mi vesaire gibi şeyleri siz gazetede gördükten sonra muhtemelen dolar aldığınızda o işlemden zarar bile edebilirsiniz. Çünkü muhtemelen sert bir yükseliş sonrasında çıkmıştır o haber gazeteye ve sonrasında bir tepki hareketi oluşacaktır. Bu nedenle trendleri takip etmeyi unutmayalım. Temel analizle birlikte eğer bir karar verdiysek, bu karar sonrasında muhakkak teknik analizden onay almaya çalışalım. Çünkü risk yönetimi temel analizle biraz zor. Sermayeniz, yani milyonlarca dolarımız yoksa çok daha etkili bir şekilde teknik analiz ve risk yönetimini uygulamak zorundayız. Diyelim ki dolarda yükseliş mi beklentisi içerisindeyiz? İşte dolar Türk lirasında veya euro dolarda analizimizi yaptıktan sonra nereden alıp satacağımıza veya alıp satamayacağımıza teknik analiz aracılığıyla ulaşacağız. Neden? Çünkü işler yolunda gitmediği takdirde zararımızı durdurduğumuzda en verimli şekilde, zarar ederken bile verimli bir şekilde etmemiz lazım. Sermayemizin daha düşük miktarda riske etmemiz lazım. Bunu sağlayacak araç da teknik analiz. Bu yüzden bu iki aracı muhakkak birbiriyle birlikte kullanmamız gerekiyor. Bir de şu sürü psikolojisini de lütfen unutmayalım.
bir işin ne zaman kaosa dönüştüğünü, örneğin Lehman Brothers'ın batışıyla birlikte krizin patladığını biliyoruz biz, değil mi? Krizin başlangıcı olarak genellikle bu gösterilir. Halbuki konut krizi çok önceden başlamıştı. Ancak piyasanın konut piyasasına hala güvenmesi bu piyasayı bir süre daha ayakta tutmuştu. Ne zaman ki Lehman Brothers bu yüzden battı, o zaman endişe paniğe dönüştü. Yani Türkiye'de de deseler şu an hani konut fiyatları yükseliyor, tamam evet şikayetçiyiz ama hala ev alınıyor örneğin. Ama bu yüzden deseler ki işte A bankası battı, Türkiye'nin önemli bankalarından biri battı diye, yarın gidip muhtemelen herkes parasını çeker, değil mi? İşte bu oldukça kritik, piyasaya katılımcıların, piyasaya olan güveni oldukça önemli. Bu yüzden piyasa algısı önemli. Bu yüzden benim tavsiyem sabah analizlerinde özellikle sabah analizlerinde piyasa algısı bize neyi gösteriyor? Asya piyasalarıyla başlayan süreç olumlu mu, olumsuz mu? Çünkü bu borsaları büyük ihtimalle açılış sonrasında etkileyecek faktörlerden birisi. Özellikle bu süreçleri iyi yakalamamızda fayda olacaktır. Bundan sonrasında tabii ki şu şöyle bir şey kesinlikle yok. İşlerimi açtım, gözümü kapadım tarzı bir şey yok. Sürekli takip etmeye çalışmanızda fayda olacaktır. Normal bir yatırımımızda bile faizdeki örneğin paramızda bile bugün ne kadar faiz almışım diye kontrol ediyoruz, değil mi? Bu piyasada öyle bir piyasa, yani kontrol edip takip etmemizde fayda bulunuyor. Benim temel analizle giriş kısmı ile ilgili anlatacaklarım bunlardı. Sizin sormak istediğiniz sorular var mıydı? Question bölümünden iletebilirsiniz sorularınızı varsa. Kafanıza takılan, hani geride anlattığımız şeylerde anlamadığım dediğiniz kısım veya temel analizle ilgili bizim anlatmadığımız kısım. Evet, buyurun. Şu anki gündemle alakalı. Şu an hani bu arada hani anlattığımız şeyleri karmaşık hale getirecek, kafa karıştıracak bir şeyse onu webinar@gcmforex.com adresine iletebilirsiniz ama sorduğunuzu buyurun iletin. En azından soruyu görelim ona göre. Bu arada diğer katılımcılarımızın da varsa soruları onu da alabiliriz. Bu süreçte 140 TL civarında bir amaltı fiyatı devletin bir zaman zaten aslında gram altın fiyatında etkili olan sürecin bu ayrıntılarda hani seçim süreci ve sonrasındaki ayrıntılarla ilgili olduğunu düşünmek pek doğru değil. Türk lirası değer kaybı da yaşasa, değer kazanımı da yaşasa, genel itibari, genel olarak gelişen ülke para birimlerine uyumlu seyrettiğini görüyoruz. Ha belki içeride bazı gelişmelerle birlikte örneğin değer kaybı yaşayan para birimleri arasında öne çıkabiliyor. Ancak değer kazanımı yaşanan süreçlerde de öne çıkabiliyor. Şu süreçte bir belirsizlik olduğu net.
Fakat Türk lirasında güçlü bir tutum sergilendiğini görüyoruz. Bunun yanında küresel borsalarda, özellikle büyük borsalarda pozitif seyrin devam etmesi, örneğin bugün S&P'de düşüş bile görsek birkaç gündür rekor seviyelerden düşüş gerçekleşsin görüyoruz. Bu çok normal bir hareket örneği. Bu da altında baskı oluşturuyor. Fakat Türk lirasının altından daha fazla değer kazandığını görüyoruz. Kısa vadede görünüm gram altında her ne kadar negatif olsa da uzun vadede birkaç yıla yayılan harekete baktığımızda hala yükseliş potansiyeline. Bu yüzden yakın süreci takip etmeye muhakkak devam edeceğiz ama bizi belirleyecek, yani gram altını belirleyecek şey büyük bir ihtimalle FED ve Avrupa Merkez Bankası'na ilişkin gelişmeler olacak. Çünkü Türk lirası ile ilgili gelişmeler genellikle bize ait değil, yurt içi dinamiklere ait değil, dış gelişmelere bağlı oluyor. Birçok gelişen ülkedeki, örneğin %5 büyüme geliyor, çok büyük büyüme geliyor, Türk lirası da çok büyük tepki de görmüyoruz. Veya daha enflasyonda olumsuz bir rakam gördüğümüzde çok büyük tepkiler göremiyoruz, değil mi? Genellikle dümende FED olur. Sizin ayırmanız gereken zaman nedir? Genel etkenlerin zorluk, analiz yaparken şimdi herkesin gönlü ister ki tüm gün vaktini buna ayırsın, burada işlem yapsın ama maalesef yani yatırım yapmak biraz lüks bir iş. Yani sadece buna vakit ayırarak yatırım yapılsaydı sadece birkaç kişi yatırım yapardı muhtemelen. O yüzden muhakkak herkesin yatırım yapma potansiyeli var ve buna ayırdığınız zaman da şöyle, buna ilginiz olması aslında yeterli çünkü merak edip bakmanız bile yeterli olacak. Dediğim gibi sabah örneğin, sabah analizlerinde anlatılanlar önemli çünkü günün içerisinde etkili olacak bir sürpriz olmadığı takdirde piyasa algısını size aktarır. Borsanın açılışını takip edebilirsiniz. Avrupa borsalarının açılışı yurt içine etkileyebilir örneğin. ABD borsalarının açılışı yurt içine etkileyebilir kapanış öncesinde. Bunları takip etmemizde genel konjonktürü etkileyen şeyler neler? Örneğin hani birkaç ay önce sorsaydık FED faiz artıracak, ECB aynı yerinde sayacak, euro dolar düşüyor derdi. Ama hiç takip etmeseydik, birkaç ay sonra geri gelseydiniz şu an derdiniz ki euro dolar 1'in altına indi mi? Halbuki ne oldu? Farklı bir bakış açısı geldi. Avrupa Merkez Bankası parasal normalleşmeye dönecek bir soru işareti var. Euro doları yükseltti. Değişimleri takip edebilecek kadar sık kontrol ediyorsanız neden olmaz yatırım? Muhakkak ama teknik analizi de sağlıklı bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Ve risk yönetimi, yani teknik analiz risk yönetimi demek. Evet, sorular bunlardı sanırım. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Belirttiğim gibi webinar@gcmforex.com şu an ekranlarınızda bulunuyor. Bu adrese de sorularınızı iletebilirsiniz. Bunları da en kısa sürede yanıtlamaya çalışıyoruz. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Herkese başarılı işlemler diliyorum. İyi akşamlar.